Tayyip Bey'in karışmadığı yer kalmadı. Hiçbir el dokmadığı yer kalmadı. Bir yer söyleyin. Şimdi gitmiş Nijer'de mi Senegal'de mi ne? Bir özgürlük anıtı var. Zenci bir kadın. Hı hı. Ki üstü başı zenciler biliyorsun açık. Onların yöresel şeysi. Fakat bir köleliği şey yapıyor. Oradaki heykele bile karıştı. Alın bunu Fransa'ya götürün falan dedi. Ben de içimden dedim ki yani o zence heykelin göğüsleri açık kesin oraya şey yaptı da onu diyemedi tabii yani. <laughs> Orada evet, bir ucube. Bir oradan da Afrika'dan da bir ucube buldu. Bir gün halkımıza en güzel böyle anlatabiliriz. Bir padişahımız hastalanmış. Hastalanınca buna bir hekim çağırmışlar. Hekim gelmiş hast padişaha bakıyor. Şunu da bir net bilgi olarak vereyim. Hekimlerin de padişaha dokunması yasaktır. Öyle aleninin, senin benim gibi de dokunamazlar. Çok böyle yumuşak tutmak kaydıyla, üstten yani. Çünkü padişahın o şekilde de bir dokunmazlığı var. Hekim öyle gelip de sana bana baktığı gibi bakamaz. Neyse o ayrı bir bilgi. Hekim padişahla uğraşırken böyle işte nefesine bakarken, gözünün içine bakarken padişahın da canı sıkmış. Hekimin de bir yeleği var. Yelekli de hafif bir yırtık sökük görmüş. Parmağını oraya sokmuş. Öyle oynuyor. Doktor muayene ediyor, o Öyle oynuyor, oynuyor. Deliği büyütmüş. Delik büyümüş, büyümüş, bayağı büyümüş. Demiş ki bu ara padişah hekime. Sayın hekim demiş yani. Hekim başı demiş. Delilik nedir demiş. Demiş ki padişahım delilik demiş. Her gördüğü deliye parmağını sokmayla başlar demiş.